Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda bir Elliot çalışması yapacağız. Bu Elliot çalışmasına göre bu ay içerisinde bizler için görülmesi muhtemel inişli çıkışlı rakamları sizlerle birlikte belirlemeye çalışacağız. Bu videodaki teknik analizimiz biraz değişik olacak. O yüzden beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Biliyorsunuz Covid-19'un ikinci dalgası dünya genelinde tekrardan tırmanışa geçmeye başladı. Bunu da yakından takip ediyoruz. Ayrıca altın tarafındaki arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'nden gelebilecek aşıyla ilgili haberleri de takipte kalıyor. Kısa, orta, uzun vadeli çalışmamızı bir önceki videomuzda yayınladık. Bu videomuz hala geçerliliğini korumakta. Bununla ilgili de bir değişiklik olursa buradan gene size video yoluyla bunu bildireceğim. Evet, gram altınla ilgili şimdi Elliot çalışmamızı yapalım. Sizlere bir seviyeleri belirleyelim arkadaşlar. Evet, gram altında 472-473'lü seviyeleri gördük. Şimdi gram altında şöyle bir 473 seviyesi Elliot'a göre görüldü. Buradan arkadaşlar düşüşümüz 460 seviyesine kadar görülür. Buralarda artık panik yapmaya gerek yok. 460 üstünde bir tekrardan 472 şeklinde ve buranın da yukarı kırılıp 488 aralığının tekrardan gram altında görülme ihtimali yüksek. O yüzden 460 altına gram altında sarkmalar ve düşüşler olmadığı müddetçe panik yapmaya gerek yok. Yukarıda bizler için dediğim gibi tekrardan 478, pardon, burası 78 olacak arkadaşlar. Yukarıda tekrardan 478 ve 478'in de yukarı yönlü kırılmasıyla hareketimizin 488'li seviyelere doğru tekrardan yukarı atma ihtimali var. Burada 460 önemli destek seviyemiz olacak bizler için. Bu destek seviyesi üzerinde kalındıkça da herhangi bir panik yapmak durumunda kalmanızı istemem. O yüzden 460'ı takipte kalın. 460 üzerinde kaldıkça hareket tekrardan 478'li seviyelere doğru tırmanışa geçecektir diye düşünmekteyim. Sizlerle birlikte bu konuyu bizler de takip ediyoruz. Hep birlikte bu konunun üzerinde tekrardan duracağız. Şimdi ons altına bakalım. Ons altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Ons altına baktığımız zaman da ons altında arkadaşlar bizler için 1944 üzerinde kaldıkça ons altında hareketler hala olumlu. 1944 seviyesi gene bizler için yukarıdan gelen düşen trend çizgimizin test edilmesi muhtemel olan seviyeleri arasında gözükmekte. 1944 üzerinde ons altın tutunmasına devam ettiği müddetçe 2024 seviyesindeki direnci test etmesi bizim beklentilerimiz arasında olan rakamlar düzeyinde kabul edilmekte. O yüzden 1944 seviyesi altında, ons altında da bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda 2024 hedefine doğru ons altında hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. 1944 altı kapanış olmadıkça, yani ons altında da herhangi bir sıkıntı görülmemekte. Şimdilik kısa vadede 2024 seviyesini takipte kalalım. 2024 bizler için önemli olacak bir seviye. Burayı da yukarıya kırabilirsek o zaman 2073'te bulunan zirve tepe noktasını tekrardan test etmeye ons altında da gidebiliriz. Bizler için şimdilik 1944 altına inilmedikçe ons altında herhangi bir sıkıntı görülmemekte. Gümüş tarafına da bakalım hemen. Gümüş onsta ve gümüş gramda neler olabilir? Sizlerle birlikte bunun incelemesini de yapalım. Gümüş ons tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gümüş onsta bizler için 27.80 seviyesi önemli. Evet, şurada 27.80 gümüş ons bu rakam üzerinde kaldıkça ve bu rakam altında günlük bir kapanış gelmediği müddetçe dediğim gibi 29.08 seviyesi gümüş onsta önemli bir
aralık şeklinde gözükmekte. Ola ki 27.80 altında sarkmalar gerçekleşirse o zaman gümüşte 27.05 seviyesi önemli bir destek görevi görür. Fakat 27.80 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe yukarıda 29.08 aralığı ve onu da yukarı doğru kırması durumunda 29.85'ler. Evet, şuradaki zirve seviyesi gümüş onsta da tekrardan test edilmeye gidebilir arkadaşlar. O yüzden 27.80 önemli takibinizde kalacak. Buradaki alttaki sarkmalar 27.05'e doğru evrilmesi durumunda ancak kötü olumsuz aşağı yönlü hareketler başlayabilir. Fakat 27.80 üzerinde kaldıkça da gümüş onsta da korkulacak herhangi bir durum. Evet, gümüş gramı da gene gümüş ons grafiği üzerinde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Gümüş gramda da bizler için 6.47 seviyesi önemli arkadaşlar. 6.47 seviyesi üzerinde gümüş ons kalmaya devam ettiği takdirde gümüş onsta da korkulacak herhangi bir durum yok. Yukarıda son videomuzda söylediğimiz gibi 6.71 test edildi. Bu 6.47 üzerinde kaldıkça 6.71'i tekrardan kırıp gümüşün de 6.95 kısadaki zirvesini kırmayı tekrardan deneyeceği öngörülerimiz arasında. Gümüş gramda arkadaşlar 6.47 takibinizde olacak. 6.47 seviyesi önemli. 6.47 altında bir günlük kapanış görmediğimiz müddetçe gümüş gramda da herhangi bir sıkıntı yok. Fakat B planımızda 6.47 altında kapanış gelmeye başlarsa o zaman gümüş gramda 6.29 destek seviyesini düşünebiliriz. Fakat 6.47 üzerinde durdukça yukarıdaki 6.71 ve 6.95 seviyelerindeki direnç seviyeleri gümüş gramda hala takibimizde olacak önemli seviyeler şeklinde görülmekte. Altın tarafındaki arkadaşlar dediğim gibi Covid-19 ile ilgili gelişmeleri takipte kalacak. Covid-19 ile ilgili piyasadaki olumsuz haberler altın tarafını hala diri tutar arkadaşlar. Bir de piyasaya basılan paralar, bu paraların akıbeti ne olacak? Özellikle de ABD tarafında 10 trilyon dolara yakın bir para basımı mevcut. Bu paranın da Covid-19 aşısı bulunsa bile arkadaşlar, bu basılan 10 trilyon dolar paranın hangi yöne evrileceği o da çok önemli. Altın ve borsa tarafına bu para tekrardan evrilip buralarda da kalıcı olabilir. Çünkü dünya ekonomilerinde enflasyonist bir baskının devam etmesi beklenmekte. Özellikle de ABD tarafında. O yüzden bu seviyeleri dikkatlice takipte kalın ki yarın öbür gün ani haber akışlarından olumsuz yönde etkilenmeyin. Bugünkü videomuz da bu kadar. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.